Yardım edebilir miyim? İşin gücün silahla oynamak. İyi çocuksun ama asi ruhlusun Murat. Bir gün başımıza büyük bir iş açacaksın. Beni üzmeye ne hakkın var? Bütün kabahat bende zaten. Merhametten maras hasıl olur derler. Anam baban öldükten sonra yanıma aldım seni. Yüz verdim, şımarttım, hata etmişim. Ama göreceksin, bu gidişle ya ben başımı alıp buralardan kaçacağım veyahut da sen bir düşman kurşunu ile can vereceksin. Ne yapalım? Her iyinin bir kötü tarafı vardır. Sen de köyün en iyi kadınısın ama bir kere çenen açıldı mı kapanmak nedir bilmiyor. Keşke senin kusurun da benimki gibi olsa. Hele şu garayı sufoğullarıyla dalaşman hiç hoşuma gitmiyor. Aynı köyün içinde kardeş kardeş yaşamak varken birbirinizle alıp veremediğiniz nedir anlamıyorum. Murat, ne zaman dışarı çıksan dönünceye kadar içim yiyor. Bak ana, Kara Yusuf'un oğullarından dost olmamıza imkan yok. Onu sen de biliyorsun. Kocanı bile onları öldürmedi mi? Eskiyi geride bırak. Bir karış toprak üzerinde her an karşı karşıyayız. Kötülüğün, kin gütmenin faydası ne? Bunca senelik didinmemin, çalışmamın kazancı sizlersiniz. İçinizden birini daha kaybedersem, işte o zaman yaşayamam, ölürüm. Peki, sus. Seni üzgün görmekten ölürüm daha iyi. Söz veriyorum, bugüne kadar yaptıklarımı unutacağım. Onlardan bir kötülük gelmedikçe hiçbir şey yapmayacağım. İnan bana. Ana koş! Bacım suya düştü. Suya mı düştü? Peki bunda ağlayacak ne var? Boğulmadı ya. Boğulmadı ama sırılsıklam oldu. Ne gülüyor? Nasıl gülmem, şu haline bak. Sudan çıkmış sıçana dönmüşsün be. Sen kendi haline gül. El alemin oğlu gözünün yaşına bakmadan hakkını avcuna vermiş. Kız Elif, nasıl oldu bu iş? Köprüden geçiyorduk, birdenbire bir yabancıyla karşılaştık. Yabancı mı? Bir yabancı mı? Evet, uzun boylu, güzel bir yabancı. Bana yardım etmek istedi ama razı olmadım. Muhtar da vardı yanında. Ne istiyormuş, demedi mi? Fırsat komadım ki kaçtım. Renkli bir mintanı vardı üzerinde. Gözleri ceviz gibiydi. Şimdiye dek gördüğüm adamların. Çok mu beğendin? Boynuna sarılsaydın bari. Domuz, ne sanıyorsun beni sen? Çok acıdı mı? Yok zarar. Yeter ki her canım yakıştan sonra böyle tatlı bak, böyle tatlı konuş benden. Gene çocukluğa başlama lan. Elif, eğer istersen evlenebiliriz. Anın razı etmeyi bana bırak sen. Acelen ne be Murat, gelecek baharı bekleyebiliriz. Neden? Niçin bekleyelim? Bu yıl evlenirsek gelecek bahara bir çocuğumuz olur. Ana olursun, baba olurum ben. Hadi oradan lan. Kız Elif, al şu kovayı da su getir. Kız Elif, var git anana haber sal. Yeni gelen öğretmen konuşacağım işte. Ana, o yabancı dışarıda seninle konuşmak istiyormuş. Benimle mi? Ne diyecek ki? Bilmem. Kolay gelsin. Adım Ahmet Tunç, öğretmenim. İstanbul'dan geliyorum. Kara Yusuf oğullarıyla müşterek malınız olan şu eski bina hakkında konuşacağım sizinle. Ne olmuş o binaya? Okul yapacağım. Satın almak istiyorum. Köyünüz oldukça kalabalık. Bir sürü de çocuk var. Okul olarak gösterdikleri yerse çok küçük. Orasını biraz düzeltip... Boşuna çeneni yorma efendi. Kimse elini süremez oraya. Yağmurda çürüyüp güneşte kavrula kavrula çökünceye kadar öylece kalacak o ev. Satılık malımız yok bizim. Böyle kalırsa kime ne faydası olacak? Yapanlara faydası olmadı ki başkalarına olsun. Köye gelir gelmez Metin'i duydum.
mert kadındır, yürekli kadındır dediler senin için. Evi satmayınca galleşme olduk ye. Onu demek istemedim. Ben buraya çocuklarınıza okuma yazma öğretmek, bilgilerini arttırmak için geldim. Koca bir şehri geride bıraktım. İyi bir insansan bana yardım etmen lazım. Konuşmanı iyi bellemişsin ama faydasız. O peki dese bile ben varım karşında. Kara Yusuf oğullarının parmağı olan işe ölürüm de girmem. Kara Yusuf oğullarının bu işle alakası. Onlar da sizin gibi haklarını satıp paralarını alacak. Peki kim verecek bu parayı? Marif. Sen o Marif efendiye selam götür benden öğretmen efendi. Parası o kadar çoksa yenisini yaptırsın. Marif insan değildir Nazlı teyze. İnsan olmadığı besbelli. Koskoca köyde bula bula oğursuz evi bulmuş. Koluna ne oldu? Sana ne? Aa, çok sertsin bakıyorum. Kara Yusuf'ların marifeti mi yoksa? Bana bak, çok laf ettin, aldın cevabını. Satılık malımız yok dedik. Bas git artık! Siz bu küçüğü doktora götürüverin. Yaranın tesirinden olacak fazla konuşuyor. Bana baksana sen! Yaranı görebilir miyim? Belki bir şeyler yaparız. Hemen müdahale etmemiz lazım. Bana keskin bir bıçak bulun. Su hazırlayın. Gel şöyle. Biliyordum. Böyle olacağını biliyordum. Senin şu keçiğin adını yok etmek için ne yapmalı bilmem ki. Şöyle yaslan. Fazla hareket etme. Geçmiş olsun. Biz fakir bir milletiz. Burası gibi okulsuz, öğretmensiz daha yüzlerce köyümüz var. Ama bir gün gelecek okulsuz tek bir köyümüz kalmayacak. Buna inanıyorum. Elimizi kolumuzu bağlayıp her şeyi devlet babadan beklemeye hakkımız yok. Evlerimizi olduğu kadar köyümüze, vatanımıza da bir şeyler yapmalıyız. Ben de Anadolu çocuğuyum. Köyümüz sizinki gibi değildi. Her Allah'ın günü yağmur duasına çıkılan kurak, susuz bir yerdi. Anam ırgatlık ederdi. Cahildi. Gene de var gücüyle beni okutmaya çalıştı. Hepinizin anam gibi olmasını istemiyorum. Ama her köyden hiç olmazsa bir öğretmen Ayşe, bir doktor Kemal çıkmalı. Çıkmalı ki her köyün okuyan, yazan, seven bir beyni olsun. Bunun için de bana yardım etmelisiniz. Sizin köyünüz benim köyüm. Sizin çocuklarınız benim de çocuklarım. Onları sizin kadar ben de seviyorum. Lan Mustafa, öğretmene Elif yolun başında bekliyordu. Olur o abla. Binayı almak için ne lazımsa yapacağım. El ele vererek güzel bir okul sahibi olacağız. Bana yardım edin. Anam konuşmak istedi seninle. Değirmende bekliyor. Gidiyoruz işte. İnşallah hayırlıdır. Bak lan. Geldin geleli kendi kendime sorup duruyorum. Koskoca şehri bırakıp bu dağ başına neden geldin sen? Memnun olmadın mı yoksa? Yok, onun için değil. Senden önceki yabancılar hep para toplamak için gelirdi köye. Hiç iyilik edeni, okuma yazma öğreteni olmadı. Sen de öğrenmek ister misin? Hem de pek çok. Ben de gelebilir miyim mektebe? Anan razı olursa gelebilirsin tabii. Razı olur elbet. Pek zannetmiyorum. Neden? Sen yetişkin bir kızsın. Oldukça da güzelsin Elif.
Genç bir öğretmenle her zaman beraber olmanı istemezler. Sahi, güzel miyim ben? Çirkin sayılmazsın tabii. Saçlarına biraz çeki düzen versen, şehirli bir kız gibi giyinsen daha da güzel olursun. Saçlarıma çeki düzen verebilseydim, esbaplarım daha güzel olaydı, cahil olmasaydım, köye gelen bir yabancı beni beğenir miydi acaba? Bu gelen yabancıya bağlı. Kız da öyle güzellikler görür ki ne saçına ne de cahil oluşuna bakar. Ama gene de senin için en güzeli kendi köyünden bir delikanlıyla evlenmek. Böyle daha çok mesut olursun. Hem sen daha çok küçüksün Elif. Kim demiş? Koca annem nesiyle aynı günde doğduk biz. Bu yıl ikinci çocuğu oldu onun. Yok canım. Vallahi billahi. Affedersin. Yüzünde, gözlerinde öyle çocuksu bir ifade var ki daha küçük sandım seni. Oh, ne güzel. Hiç saat görmedin mi sen? Gördüm, görmesine de böyle güzeline ilk defa rastladım. Bana verir misin bunu? Çok çok sağ ol. Ölene kadar saklayacağım bunu.